Türkiye şu Evet. anda uçuş mesafesinde dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın özelliğinden dolayı çok büyük bir ivme kazandı ve en kolay ulaşılabilen ülkelerden bir tanesi. Onun için biz de dedik ki bu altın sermaye olarak da gelebilir. Bunu da işte sisteme getirdiler. Dediler ki bedelsiz olarak, sanki bu da bir vergi affı gibi, bedelsiz olarak yurt dışından altınını getirip sermayene ilave edebilirsin. Yani yeni birisi geldiği zaman herhangi bir ülkeden getirip, burada da hala şunu söylüyoruz, sermayene ilave edebilirsin kısmını kaldırmaları lazım. Ya adam Suriye'den kaçıyorsa, Irak'tan kaçıyorsa, Sudan'dan kaçıyorsa, Afganistan'dan kaçıyorsa, adam zenginse, yüz kilo altını varsa, adamın şirketi yoksa, neden sermayesini ilave edecek? Resmi olarak getirsin, bankadaki hesabına yatırsın, kayıt altına girsin. Bunun olması lazım. Şimdi bunların hepsi finansal olarak yapılması gereken şeylerdi ve bunların hiçbirinin mücevher ihracatıyla alakası yok. Bunlar olmasa ve bunların devamının da gelmesi lazım.